Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bir hayli enteresan bir telefon olan ikinci ekranıyla birlikte gelen LG G8 XT-Q'yu inceliyoruz. Bu arada videonun oluşmasına sunduğu katkılardan dolayı İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimizi de gönderelim. Artık katlanır telefonlar iyice hayatımıza girmeye başladı. Biliyorsunuz işte Samsung'da falan filan gördük foldları. Ama bu telefonun katlanma durumu diğerlerinden birazcık daha farklı. Gelin isterseniz bu farklardan başlayalım. Hem de telefonun birazcık da tasarımına girmiş olalım. Telefondan az önce de söylediğim gibi tam olarak bir katlanma beklemeyin arkadaşlar. Aslında esas telefonumuz burada. Kutunun içinden çıkan ikinci bir ekranı telefona kılıf gibi takıyoruz. Telefon böyle katlanabilme özelliğine kavuşmuş oluyor. Ancak bilgisayarlarımızdaki böyle sürükleyin ben bu uygulamayı bu tarafa atayım vesaire gibi bir mantıkta yok, bunu da söyleyelim. Yani çalışma mantığı genelde şu şekilde: ben bir ekrandan YouTube'dan bir şey izlerken diğer taraftan mesela metnimi yazabileyim, mailimi atabileyim ya da haber sitelerine bakabileyim vesaire gibi şeyler. Genel olarak çalışma mantığı bu şekilde. İki tane farklı işi aynı anda yapmaya yönelik. Yani tek bir geniş sayfaya her uygulamada ulaşamıyoruz. Chrome'da falan ulaşıyoruz, zaten onlardan bahsedeceğiz. Ancak bütün uygulamalar için geçerli değil. Orta taraf bir menteşemiz var. Bu menteşe sayesinde telefonu istersek tam olarak öne doğru, istersek de tam geriye doğru, yani 360 derecelik bir katlama imkanımız var. Her iki taraftaki de ekranı kullanabiliyoruz. Yani mesela tek bir geniş sayfaya ulaşsak bile arkadaşlar, Chrome üzerinde ya da herhangi başka bir yerde, o zaman bu ortadaki menteşe gözümüze birazcık batıyor. Çok fazla tadı kalmıyor diyebilirim. Tabii bu iki ekranı efektif olarak kullanmamız da lazım. Böyle yerler de var. Böyle bir teknoloji varsa tabii ki de olacak. Peki bunlar neler? En önemli mevzu oyun konusu arkadaşlar. Burada Game Launcher diye bir özel var. Game Launcher'a bastığımız zaman telefonumuzun alt tarafı bir gamepad'e dönüşüyor. Tıpkı bir Nintendo 3DS gibi gözüküyor o zaman telefon. Alt tarafı böyle gamepad'i koyuyoruz. İstediğimiz tuşları istediğimiz yere atayabiliyoruz ve üst tarafta oyunu oynamaya devam edebiliyoruz. Ancak burada da şöyle bir handikap var. Mesela PUBG oynuyoruz. Tetik tuşlarını bir yere atayamıyoruz. Sonuçta üst tarafta tetik tuşlarımız yok. O yüzden mesela sağa sola bakarken bir yere ateş etmek için illaki o parmağımızı kaldırmamız lazım. Yani mesela PUBG gibi böyle rekabetçi oyunlarda çok fazla iyi olduğunu söyleyemem. Umarım derdimi anlatabilmişim. Ama bunun dışında sizin oynadığınız oyunda genelde iki tuş varsa, bu iki tuşa ulaşmanız lazımsa en çok, o zaman birazcık daha işlevsel oluyor. Yani aslında birazcık da böyle araba yarışı tarzında oyunlarda güzel gibi geldi bana. İki ekranımız da teknik açıdan birbirine epey yakın. Bunun dışında çift ekran nerede çok işimize yarıyor? Mesela üst tarafta büyük bir sayfa açtık, bir yazı yazmamız lazım. Üst taraftaki ekranı hiç bölmeden klavyenin tamamını alt tarafa atarak böyle dev bir klavyede rahatlıkla yazı yazabiliyoruz. Bence burada da olumlu bir şey eklemişler. Buna benzer olarak az önce de zaten söyledim. Mesela Chrome üzerinde iki ekranı aynı anda kullanabiliyoruz. Hemen şuradan açayım size. Wide View dediğimiz zaman şöyle iki ekran aynı anda kullanılabiliyor. Ama dediğim gibi orta tarafta şöyle bir çentik olduğu için birazcık da bölünme mevcut. Bu arada iki ekranımız da 6.4 inç boyutunda. İki ekranımız da OLED ve 2340x1080 çözünürlüğüne sahip güzel ekranlar olduklarını söyleyebilirim. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Biz bu telefonu aldık ama sürekli böyle iki ekran kullanmak zorunda değiliz. Hemen telefonu şuradan şöyle kılıfından çıkartarak, sadece bunu yanımıza alarak, yani ana telefonu yanımıza alarak yolumuza devam edebiliriz. Sürekli bu ikinci ekranı taşımanıza gerek yok. Ayrıca bu dual screen, bu kılıfın üzerinde ufak bir ekran da var ön tarafında. Şöyle kapattığımız zaman ön tarafı arkadaşlar işte saat, takvim, bildirimler gibi şeyler geliyor. Aynı zamanda güzel bir ayna görevini de görüyor. Bayağı net bir şekilde kendinizi ön taraftan görebiliyorsunuz. Tabii bu kadar parlak ve ayna gibi olan bir yüzeyde de aynı oranda da parmak izi kaldığını da söyleyebiliriz. Gelin biraz da kamerasından bahsedelim. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta iki tane kamera bizleri karşılıyor. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram değerini taşıyor. Bu ana kameramız. İkinci kameramız da ultra geniş açılı arkadaşlar. Bu lensimiz 136 derecelik bir çekim açısına sahip f2.4 diyafram değeriyle birlikte geliyor. Bu geniş açılı kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde, aynı zamanda video tarafında da telefon 4K videoları saniyede 60 kare olarak çekebiliyor. Ön kamerada 32 megapiksel gibi ciddi yüksek bir megapiksel değerine sahibiz. f1.9'lukta bir diyafram açıklığı mevcut. Kameralardan genel olarak bahsedecek olursak doğru pozlama yapabiliyor. Mesela karanlıkla aydınlık alan aynı anda varsa fotoğrafın içinde, bu ikisini birbirine dengeleyebiliyor. Herhangi bir sırıtma görmüyorum. Renkler böyle ne çok abartılı, ne çok kontrastlı, ne de böyle çok siyah beyaza yakın sönük şekilde karşımıza çıkıyor. Çok fazla bir abartı yok ortada. Detaylar da gayet yerinde, güzel gözüküyor. Yaklaştırdığımız zaman fotoğrafları çok büyük bir detay kaybı yaşamıyoruz. Portreyi çekebiliyor bu arada, onu da söyleyelim. Hafiften bir tutarsızlık olabiliyor bu haritalandırma mevzusunda. Bazen bulanık olmaması gereken ya da bulanık olması gereken alanlar tam tersi şekilde kalabiliyor. Video tarafında da stabilizasyon
kalibrasyon işlemini yapabiliyor. Fena olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca gayet tutarlı ve hızlı bir şekilde de otomatik fokuslamayı yapabiliyor. Genel olarak tabii ki de bir amiral gemisi performans sunmuyor. Böyle en üst seviye kamera diyemeyiz. Çünkü telefonun aslında iddiası başka bir yönde. Ancak günü kurtaracak ortalamanın üzerinde diyebileceğimiz bir kameraya sahip telefon. Evet arkadaşlar, telefon videoların seslerini bu şekilde kaydediyor. Biraz da donanımdan bahsedelim isterseniz. İşlemci tarafında Snapdragon 855 ile birlikte geliyor telefon. Aynı zamanda Adreno 640 grafik işleme birimini kullanıyor. Bunun yanında içinde RAM olarak 6 GB bir RAM ve 128 GB'lık da bir hafıza var. RAM birazcık küçük gelebilir, yetersiz gelebilir. Hele ki çift ekran kullanıyor. İki tane işlemi aynı anda yapmanız gerekebiliyor. Ancak ben kullandığım süre boyunca herhangi bir sorun yaşamadım. Oyunlarda kasma, donma vesaire gibi şeyler görmedim. İki ekranı aynı anda kullanırken de öyle bir kasmayla karşılaşmadım. Şimdi gelin iki ekranda 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Ben de bu sırada sizlere birazcık pilden bahsedeyim. Pil meselesi biraz karışık. Aslında karışıktan ziyade iki tane ekranımız olduğu için tam bir sonuç almak zor. 4000 mAh'lik bir bataryamız var ve bu bataryayı sürekli mesela tek ekranda kullanıyorsunuz farklı sonuç alırsınız. İki ekran açık kullanıyorsunuz farklı sonuç alabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi ölçüm yapmak biraz sıkıntılı. Ama siz gidip de tabii ki de bunu tek ekran kullanırsanız şarjınız bir gün rahatlıkla gidebiliyor. Bunu söyleyelim. PUBG oynadık 10 dakika boyunca. Sonuçlar ne oldu ondan da bahsedeyim. Şarjımız %95'ten %91'e geriledi. İki ekran açık olmasına rağmen bence gayet iyi bir değer. Bunun yanında sıcaklığımız da 30.1 dereceden 36 dereceye çıktı. Dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla. Zaten elle rahat bir tutuş hissiyatı olduğu için oyun oynarken ele uğrayan öyle çok büyük bir sıcaklık da yoktu. Şimdi oyun testimize baktık arkadaşlar. Gelin son sözlerimizi söyleyelim ve videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ülkemizde şu an resmi olarak satışı olmasa da yurt dışından ben uğraşırım, alırım, getirtirim, kaydederim vesaire diyorsanız $700'luk ortalama bir satış fiyatı var. Dediğim gibi koştururum, satın alırım, kaydını yaptırırım falan diyorsanız en özet şekilde artılarını, eksilerini de ben sizlere sayayım. Artık katlanan telefonları göreceğiz. Burası belli oldu. Ben de bu işe ucundan bucağından bir girmek istiyorum derseniz ya da telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız ya da bir şeyleri izlemeyi çok seviyorsanız telefonla bence tercih edilebilecek bir telefon. Sonuçta şöyle masaya koyduğunuz zaman bir şey izleme keyfi şöyle bakarak bence gayet güzel, bir sıkıntı yok o konuda. Ya da mesela işiniz vardır arkadaşlar. Bir tarafta siz bir mail yazmak, bir taraftan da bir şey okumak istiyorsunuzdur ya da işte Türkçesini bu tarafa, İngilizcesini bu tarafa atarsınız, bir çeviri işi yapıyorsunuzdur vesaire vesaire gibi işlerde, böyle yani çoklu uygulama kullandığınız işlerde telefon size oldukça pratik taraflar sunuyor. Aynı zamanda katladığınız zaman, yani bu ikinci ekranı da yanınızda taşımak istiyorsanız telefon birazcık kalınlaşıyor, böyle bir cüzdan kıvamına doğru gitmeye başlıyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte G8X ThinQ'yu yakından inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Ayrıca videomuzda beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.